İbrahim'in oğlu İbrahim'in öyküsü Baba oğul İbrahimlerin öyküsünü Halit'ten dinledim. Karın seyrek, sulu sepken yağdığı, güneşli günlerin arttığı, ayıların kış uykusundan uyanıp inlerinden çıktığı Nisan sonu Mayıs başı arası günlerden birinde, beni avcılığa ısındırmaya çalışan Halit'le çıktığımız bir av sabahında, Erimeye yüz tutmuş karların üzerinde bata çıka ilerlerken bir an soluk almak için mola vermiştik. Bir kayanın kovuğunda Halit'in sardığı sigarayı tüttürdüğümde az ötede sabahın sisi içinde 3-4 evden oluşan iki tepenin birleşip bir boğaz oluşturduğu bir yerde o güne değin görmediğim bir mezra belirdi. İliklerime değin donmuş olan ben bir çay içip ısınmak için bir inip bakalım şuraya dediğimde Halit ava çıktık koca evlerde konaklamaya değil deyip önerime karşı çıkmıştı. Halit'in bu karşı çıkışına bir anlam veremeyip üstelediğimde yo olmaz biz oraya inemeyiz olmuştu aldığım yanıt. Yol üstünde her köyde, her evde konaklamanın gelenekten sayıldığı bu yörede Halit'in bu sözlerine bir anlam verememiştim. Bunu gözlerimde okumuş olmalı ki ben yanındayken o köye gidemeyiz deyip bana da oraya uğramamamı söylemişti üstü kapalı sözcüklerle. Bunu söylerken göz göze gelmemek için bir çaba gösteriyor bakışlarını aşağıda dağılan sisle birlikte daha bir ortaya çıkan evlerden, ağaçlardan kaçırıyor, ilkin bana, sonra kayalara, sonra altımızdaki mezraya sırtını dönerek, başını karlı dağın doruğuna çevirip, olmaz diyor, senin yanında benim oraya gitmem yakışık almaz. Hiçbir şey anlamıyordum, susuyordum. Biz buraya ava geldik. Yolumuza koyulalım." dediğinde ona bin kez söylediğim bir sözü yineledim. "Ben avdan hoşlanmıyorum. Tanımadığım insanların çayını içmekten hoşlanıyorum." "Öyleyse sen git." dedi Halit. Sırtı hep bana dönük. Benimle yüz yüze gelmekten çekiniyordu sanki. Tepeyi inip bir eve uğramanın, bir bardak sıcak çaylarını içmenin ne gibi sakıncası olabilirdi? Herkesin avı kendine deyip ayağa kalktım. Omzumdaki tüfeği çıkarıp Halit'e uzattım. Bunu da al eğer yük olmazsa köyde buluşuruz. Halit söylediklerimi duymamış gibi bu kez döndü gözlerini gözlerime dikip orası İbrahim'in köyü dedi. İnan ki gidemem oraya. İstesem de gidemem. Üsteleme. Sen de gitme. Benimle değil de dağıyla düşündeki avla konuşuyor gibiydi. ''Hangi İbrahim'in?'' dedim. ''Bu İbrahim İbrahim'da kim?'' ''Mapustamun'daki arkadaşım İbrahim, anlatmadın mı?'' dedi. ''Ne var bunda?'' dedim. ''Gidip anasına, babasına, karısına, çocuklarına bir merhaba dersin.'' ''Diyemem ki'' dedi Halit. ''Onun anası, babası, karısı ve çocukları yoktur.'' ''Öyleyse hiçbir tehlike de yoktur'' dedim gülümsemeye çalışarak. ''Doğrusun yoktur'' dedi. Ama gene de eğer beni seviyorsan sen de inme oraya. Biz avımıza bakalım. Üstelersen bir gün anlatırım sana İbrahim'in öyküsünü. Böylece sen de niçin oraya inmek istemediğimi öğrenirsin. Üstelemedim. Altımızda uzanan vadiye inmek yerine kuzeye tepelere doğru yöneldik. Dişi bir ayının yavrusuyla birlikte karların üzerinde bıraktığı izleri izledik. Çok şükür hiçbir şey vuramadık. Gün batımından önce elimiz boş, yorgun, köye döndüğümüzde Halit'e İbram'la ilgili hiçbir şey sormadım. O da hiçbir şey söylemedi. Yalnızca sen avları kaçırıyorsun hoca, bir daha seninle ava çıkmam dedi. Bunları söylerken gülümsüyordu. Ben de aynı eğreti gülümsemeyle öyleyse bu akşam ne yiyeceğiz dedim. Her zamanki gibi ekmek ve otlu peynir dedi. Ama dilersen senin için son toklumu keserim. E, karnım o kadar aç değil dedim. Ayrıldık. Aradan günler geçti. Bir akşam saç sobanın başında çaylarımızı içer, radyoda parazitler arasında dünya haberlerini ve hava raporunu dinlerken, bıraktığı yerden sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibi kendi eliyle sardığı cigaralarımızı tüttürdüğümüz kovukta konuşuyormuşuz gibi sözünü bıraktığı yerden sürdürdü Halit. Hocam ne meraksız adamsın radyodan dünyanın haberlerini dinliyorsun anlayıp anlamadığım dillerden de burada yanı başındaki insanları merak edip sormuyorsun haklısın halit dedim biz kentliler böyleyizdir bir daha seninle ava çıkmayacağım dedi bunu daha önce de söylemiştin dedim radyoda dilinden anlamadığım bir istasyonu ararken çünkü sen hem insanları hem ayıları seviyorsun dedi radyo günün haberlerini veriyordu. Yanılıyorsun dedim. Oysa onları hiç merak etmiyorsun diye sürdürdü konuşmasını. Kimleri dedim. İnsanları dedi. Hangi insanları? Kenttekileri mi, köydekileri mi? Buradakileri mi, radyonun haberlerde sözünü ettiklerini mi diye soracaktım ama sormadım. Bir çay daha içerim dedi. Sobanın üzerinden demliği alıp bardağını doldurdum. Radyo ne diyor?" dedi. "Hiç dedim gene bir takım adamlar bir takım adamları dürmüş bizim burası gibi." "Hemen hemen," dedim. Çaylarımızı yudumladık. "Ben e ee, anlatmayacak mısın?" "Halit, neyi?" "Ben anlatmak istediğini." "Halit, İbrahim'in öyküsünü mü?" "Ben adı İbrahim mıydı?" "Halit, evet hem kendinin hem babasının adı." "Ben, garip." "Halit," garip olan adlar değil ben ya ne Halit İbrahim'in başına gelenler ben hangi İbrahim'in Halit oğul İbrahim'in ben bir çay daha içer miydin Halit daha elimdeki bardağı bitirmedim ben kendi bardağımı doldurduktan sonra nedir İbrahim'in başına gelenler ki o gün bir çay içmek için olsun evine uğrayamadık Halit uzun hikaye ben Demek bu akşam çaylarımızı içerken bu uzun hikayeyi dinleyeceğiz. Halit, hayır. İbrahim'in hikayesi diye bir şey yok. Ben sabırsız, peki ne var? Halit çayından bir yudum aldıktan sonra durup dalarak, benim mapus arkadaşım İbrahim var. Sonra onun babası İbrahim var. Ben radyodaki haberleri dinlemiş bir başka istasyon ararken, demek iki İbrahim'in öyküsünü birlikte dinleyeceğiz. Halit çayını bitirmiş. Aslında ikisininki bir tek hikaye. Ben, peki o gün niçin inmedik köye? Halit, onu sonra anlatacağım. Ben, şimdi anlattığın ne? Halit, İbrahim'in hikayesi. Ben, bir cigara sarar mısın? Halit, istediğin cigara olsun. Ben, Halit cigarayı sararken, iki İbrahim'in bir öyküsü mü var? Halit sardığı cigarayı uzatarak buyur hocam. Sonra aynen dediğin gibi. Ben ne demiştim? Halit bilmiyorum. Ben öyleyse ne anlatacaksan anlat. Halit kendine bir cigara sararak nereden başlasam ki? Kimi zaman sanıyorum ki bizleri bizden daha fazla merak ediyorsun. Sonra bakıyorum sanki burada değilsin, bizleri hiç tanımıyorsun.'' konuşulanları, sana anlatılanları köz dinliyorsun. Ben, olsun sen gene de anlat. Halit sustu. Çayını bitirip bardağı ters çevirdi. Sen beni dinlemiyorsun hoca, dedi. Doğruydu. Onu dinlemiyordum, kendimi de. Hatta az önce radyodaki haberleri de dinlememiştim. Sanki bir başka yerdeydim, bir başka kişiydim. Karşımda konuşan insan da tanımadığım biriydi ve anlamadığım bir dilden konuşuyordu. Bağışla diyebildim ancak haklısın bir başka gece anlat bana İbrahimların öyküsünü. Ama şimdi hemen anlatmam gerek dedi Halit. Bunun için geldim buraya üstelik vaktim de az. Bu gece olmaz dedim bu gece kimsenin öyküsünü dinleyecek durumda değilim ölmek istiyorum. Halit ayakta şaşkın ne dedin hocam? dedi. O nasıl söz? Ağzından yel alsın. Uyumak istiyorum dedim. Bense sanki başka bir şey duymuştum dedi ayakta kapının önünde çıkmaya hazır. Hadi iyi geceler dedim. İyi geceler hocam dedi Halit. Sen iyisin ya bir şeyin yok ya. Hiçbir şeyim yok dedim. Ama bu gece İbrahimlerin öyküsünü dinleyemem hiçbir şeyi dinleyemem. Olur dedi Halit. Belki yarın akşam dinlersin. Bilmiyorum dedim. Belki. İyi uykular dedi Halit. Sana da dedim. Bilirsin ben geceleri uyuyamam dedi çıkarken. O gece ben de uyuyamadım ve Halit konuşurken kafamın içinde oluşan öyküyü o çıkar çıkmaz yazmaya başladım. Doruk Köylülerden birine sordum. Doruğa varılabilir mi? Bu soruma aldığım yanıt üç soru oldu. Doruğa varmak mı? Bu mevsimde mi? Ne yapacaksın Dorukta? Hiçbir amacım yok yalnızca soruyorum. Doruğa varılabilir mi? Tabii varılır dedi. Eğer kendinde o gücü görüyorsan ve oraya niçin çıkmak istediğini biliyorsan. Doruğa niçin ulaşmak istediğimi bilmiyordum. Ama ne zaman Doruğa baksam orada olmak istiyordum belki doruğu da aşıp dağın öbür yamacını görmek. Kuşkusuz bu istek bir güçten değil, bir güçsüzlükten kaynaklanıyordu. Önünde sonunda ben de bir insan oğluydum. Bir takım insan oğulları gibi bir yere varmaya çabalamak istiyordum. Bir yeri aşmaya, görmediğimi görmeye, oraya varmak, sonra oradan geri dönmek. Nereye vardın? Doruğa. Neyi başardın? Doruğa çıkmayı. Ne gördün? Tüm dağları, tüm yaylaları. Bir sabah demli çaylarımızı içip, yufka ekmeğimize katık yaptığımız otlu peyniri yedikten sonra yola koyulduk. Talihimize kar tipi yoktu. Doruğa varmadan yüreğim duracak sandım. Hep böyle olur dedi yanımdaki köylü. Yükseklik. Doruğa vardığımızda yorgunluktan eser kalmamıştı. Doruğa vardığında hep böyle olur dedi köylü yoldaşım. Doruğa varılmadığında da olur mu? Çok olur. Kurt korkusu mu? Kurt korkusu. Ama yalnız kurt değil kimi zaman yürek dayanmaz çatlar. O zaman o zaman onları kara gömeriz. Baharda karlar buzullar erediğinde cesedi bulurlar. Donmuştur. Cenaze namazını kılar oldukları yere gömeriz. Arayan soran olmaz mı? Buralarda kimse kimseyi aramaz. Arasa da bulamaz. Bulduğunda da burada öldü ve gömüldü deriz. Fazla sorgusu sual edilmez. Derin bir soluk aldım. Şimdi dağın arka yamacına inelim dedim. Bunun ne faydası var ki dedi. Orası da dağın bu yamacı gibidir. Orada da aynı evler, aynı köyler, aynı insanlar, aynı yoksulluk, aynı ölüm. Biz geldiğimiz yere dönelim. İnişe geçtiğimizde bir ara silah sesleri duydum. Yoldaşım, biz yolumuza bakalım dedi. Ya jandarmalardır ya da başkaları. Ya kurt avındadırlar ya insan. Az önce Halit'in uzattığı tabakadan bir tutam ince kıyılmış, saf sarı bitlis tütününden aldım ve cigaramı hep kendim sararmış gibi sardım. Halit'in gözü üstümdeydi. Ellerimi, parmaklarımı, cigarayı sarışımı belleğine geçirmek istercesine dikkatle seyrediyordu. Tabakayı ona uzattığımda göz göze geldik. Bu akşam anlatabilirsin İbrahim'lerin öyküsünü dedim. Cigaramı yaktım dumanı burnumdan havaya verirken başımı geriye doğru kanırttım ve tavanda gaz lambasının titrek ışığının yarattığı gölge oyunlarına baktım. ''Ne garip adamsın hoca'' dedi. ''İşte şu anda o bir türlü akıl erdiremediğim insansın.'' Yanıtlamadım. Kuşkusuz öyleydim. Öyle anların var ki sanki dünyada hiçbir şey yok. Sanki kendin bile yoksun.'' Nasıl başarıyorsun bunu? Eskiden buraya gelmeden önce de böyle miydin? Yoksa bizim aramızda mı böyle oldun? Bu dağ havası, bu kar, bu kış, kıyamet, bu sessizlik, bu yoksulluk, bu çaresizlik mi seni böyle kıldı? Oturduğum göşekten kalktım, sobanın üstündeki demlikten bir bardak kalite, bir bardakta kendime çay koydum. Bardağını uzatırken sordum, bir şey mi dedin? Hayır dedi Halit. Öyleyse bir başkası konuştu dedim. Herhalde dedi Halit. Ama ben bir ses duymadım. Gülüştük. Pencerenin önüne gittim. Kapkaraydı dışarısı. Ne uzakta bir ışık ne gökte bir yıldız. Evet dedim. Anlatacak mısın İbrahimlerin öyküsünü bu gece? Bak dışarısı karanlık. İncin top oynuyor. Köpekler bile olumuyor. Anlatacaksan tam zamanı. Nereden başlayayım bilemiyorum dedi Halit. Nereden başlarsan başla dedim. İş başlamakta. Nasıl olsa sonu gelir. Yok dedi Halit. Başlamasına başlayayım da sonunun geleceğini hiç sanmıyorum. Çünkü İbrahimlerin hikayesi henüz sona ermedi. Öyleyse sondan başla dedim. Ama ben senin gibi tersine işler yapamam dedi Halit. Kim İbrahim? Kim öbür İbrahim? Anaları kim? Babaları kim? Çocukları nerede? İbrahim niçin mapuslamında? Kimi öldürdü? Niçin öldürdü? İşte bunları anlat dedim. Nasıl böyle birdenbire değişiyorsun hoca dedi Halit. Seni hiç anlamıyorum. Az önce ince parmaklarınla bin yıldır cigara sarmış gibi ipince bir cigara sardın, dumanına dalıp gittin. Sanki ne ben buradaydım ne sen burada. Cigaran bitti, çayını içtin, şimdi de odanın içini insanlarla doldurdum. Sanki anlatacağım hikayeyi daha önceden biliyorsun. Belki sonunu da biliyorsun. Senin gibi birine bildiği şeyi ben nasıl anlatayım? Seni dinliyorum Halit dedim. Öyleyse ilkin şu radyoyu kapat dedi. Radyoyu kapatmamla odaya çöken sessizlikten ürktüm sessizlik sanki bir nesneydi ya da yoğun bir şeydi odayı dolduran. Kulaklarımda değil, soluduğum havada, tenimde duyuyordum onu. Kulaklarım çınlamaya, şakaklarım zonklamaya, başım dönmeye başlamıştı. Hadi anlatacaksan anlat diye bağırdım. "İbrahim," dedi Halit boğuk bir sesle. "Biliyorsun hocam, daha önce de söz ettim sana ondan. Benim mapusluk arkadaşım olur." başımı sallamakla yetindim. Ama niçin mapusa düştüğünü bilmiyorsun. Birini öldürmemiş miydi dedim. Evet dedi. Siz ne biçim insanlarsınız dedim. Birbirinizi öldürmeden yaşayamıyor musunuz? Güldü. <laughs> Bunun için mi kimi zaman bizden uzak duruyor, ne soru soruyor, ne cevap veriyor, ne de dünya ahvalini anlatıyorsun bizlere? Bilmiyorum dedim. Ben de öyle dedi senin gibi sen burada bu odanın içinde uzaklara gidiyorsun bense bunu yapamadığım için alıp başımı buralardan gidiyorum dağlarda kendi kendimle konuşuyorum ava çıkmak bahane kimi zaman nişan almadan ateş ediyorum ama gene de vuruyorsun dedim talih dedi İbrahim'inki de işte böylesi bir kör talih ne duruyorsun öyleyse o talihi anlat dedim. O boğucu hava varlığını sürdürüyordu odada. Sanki bir üçüncü kişinin ya da kişilerin görünmeyen varlığı dolduruyordu odayı. Halit söze nasıl, nereden başlayacağını bilemiyor gibiydi. Ola ki o da benim gibi odadaki üçüncü kişinin soluğunu ensesinde duyuyordu. Bir iç geçirdi, sonra vermemesi gereken bir gizi verir gibi Biliyor musun, aslında ben de işin içindeyim," dedi. "Nasıl? Birlikte mi öldürdünüz?" "Hayır," dedi. "Hayır, henüz değil." Kafam karışmaya başlamıştı ama bu gece burada olmak, onunla olmak, bir türlü anlatamadığı öyküyü dinlemek istiyordum daha öykünün ne olduğunu bilmeden o bu odadan çıkar çıkmaz da defteri kalemi önüme çekip yazmak istiyordum. Yoksa bu odanın havasında boğulup gidecektim. Bak dedim Halide, bu gece anlatacağın kadar anlat, bana her şeyi söyleyebilirsin ya da hiçbir şeyi. Doğrusunu istersen senin İbrahim'in öyküsünü pek merak ediyor da değilim. Ama anlatmak istiyorsan, anlatıp bir şey soracaksan, bir akıl alacaksan anlat ve bitsin bu iş. Yoksa yarın İbrahim'in evine giderek bir sıcak çayını içip başından geçenleri ben öğreneceğim. Öğrenemezsin, dedi Halit. Hiçbir şey öğrenemezsin. Çünkü o evde şimdi İbrahim'ler oturmuyor. Oturanlar anlatır dedim. Ama bu aynı şey değil, dedi. Peki öyleyse anlatma dedim. Anlatmadan önce bir şey sorayım dedi Halit. İnsan kendi kendine verdiği, başkalarının kulağına fısıldamadığı bir sözü ne olursa olsun tutmak zorunda mıdır? Hiçbir şey anlamamıştım ama gene de yanıtladım. Özellikle. Öyleyse anlatmam gerek dedi. Madem bu kadar anlattım ama işin aslını anlatmadım, ve madem ki soruma da yanıt verip gönlüme su serptin, öyleyse anlatmam gerek sana İbrahimların öyküsünü. Bir an duraladı. Oturduğu tahta iskemleden kalktı. Odanın içinde mapusane alışkanlığıyla olsa gerek, bir duvardan öbürüne gidip geldi. Sonra birden bir öykünün ortasından başlar gibi, hatta ilk ağızda sonunu söyler gibi İbrahim'in babasının adı da İbrahim'dir, dedi. Sustu. Derin bir soluk aldı. İbrahim, dedi. İşte o babası olacak kocamış İbrahim uğruna adam öldürüp katil olmuş zindana düşmüştür. Gitti, az önce kalktığı iskemleye ilişti. Sanki odada olup da görmediğimiz biri gelip kaldıracakmış gibi tetikte, ''Yüzünü bana çevir hocam.'' dedi. Sesi birden değişmiş, boğuklaşmıştı. Sanki başka biri konuşuyordu. Başımı pencereden onun oturduğu iskemliğe doğru çevirdim. Gözleri kan çanağı, belli, dili damağı kurumuş, dudakları titriyor ama konuşamıyordu. ''Ne var, niçin sustun?'' dedim. ''Şimdilik bir şey yok.'' diye kekeledi. ''Yalnız bil ki bu akşam burada sana anlatacaklarımı kimse bilmiyor. Kimse de bilmeyecek.'' Nasıl istersen dedim. Bu olayı bilen kimse yoksa eğer arkadaşın İbrahim Mapustamında olduğuna göre İbrahim'in cinayetini herkes biliyor. Ama asıl gerçeği kimse bilmiyor. Şimdi sana onu anlatacağım. Başlangıçta kesik kesik, sonra bocalarcasına, bana değil de kendine ya da tüm köye, komşu köylere, dağlara doğru anlatmaya başladı o mezrada gördüğün birbirine komşu iki evden biri İbrahimlerindir. Öteki de Abdülhayın. İki arazi belki uzaktan ayırt edememişsindir, komşudur, aralarında başka bir arazi yoktur. Arazi dediğim ekilip biçilmeyen bir otlak. İkisini toplasan elli dönüm etmez, deki yüz dönüm eder. Bu da on koyun beslemez.'' Ama bizim burada inat vardır, düşmanlık vardır. Herkes birbirine düşmandır. Arazi kavgası, ekmek kavgası değil, içine sıçtığım hayınlık, düşmanlık kavgasıdır. İbrahim'in babası İbrahim, bir gün Abdülhay'ın otlağına koyunlarını, kuzularını sürmüş. Ya da koyunlar, kuzular taş duvarı aşıp oraya geçmişler. Bunu gören Abdülhay'ın oğlu Memo, koyunları çekmesini istemiş. İbrahim'in babası oralı olmayınca da tüfeğini çekmiş. O tüfeği çekince de İbrahim köpekleri ona salmış. Memo ilkin köpekleri temizlemiş, sonra ihtiyar İbrahim'e doğrultmuş tüfeğini. İbrahim'in babası İbrahim, duvarın öte yanında öyle durmuş bakıyormuş. Memo kızıp atını sürüp duvardan aşırmış. İhtiyar İbrahim'i sakalından tutup sürüklemeye başlamış. İhtiyar sanki o sıralar oğlunun oralarda olabileceğini biliyormuş gibi İbo diye bağırmış. Gerçekten de İbrahim oralardaymış. O da atının üzerindeymiş. Babasının sesini duyar duymaz atını o yöne sürmüş. Tam seninle geçen gün durduğumuz kayanın berisine geldiğinde o keskin gözleriyle aşağıda olup bitenleri görmüş. Ama gözlerine inanamamış. Boynundaki dürbünü gözlerine götürüp de babasının Memo tarafından sürüklendiğini gördüğünde atını vadiye sürmüş. Memo da belki babası da onun geldiğini görmemişler. Biraz uzakta durup ne olup bittiğine bir daha bakmak istemiş İbrahim. Memo kendi arazisine çekip götürdüğü ihtiyar İbrahim'i koyunların arasına bırakmış. Tüfeğini ihtiyar İbrahim'e doğrulttuğundaysa, biri şakağından, biri boynundan iki kurşun yerek yere yığılmış. Toprak kana bulanmış. Koyunlar çil horoz gibi dağılmış. İbrahim oraya vardığında babası toprakta sırt üstü uzanmış kanamakta olan Memun'un cesedine tükürmüş. İbrahim babasına ne için yaptın bunu demiş. Koyunlar demiş babası. Onlar açtı duvarı. İbrahim hiçbir şey demedim dedi. Atımı sürdüm, oradan uzaklaştım, üç gün dağlarda dolaştım, sonra şehre varıp teslim oldum dedi. Başka ne yapabilirdi ki? Günlerdir anlatamadığın İbrahimlerin öyküsü bu muydu dedim bir düş kırıklığı içinde. Hayır dedi Halit. İbrahim'in öyküsü üç celsede on beş yıla hüküm giymesinden birkaç ay sonra başladı. Bu kez sormadım. İlk zamanlar haftada bir, iki haftada bir karısı ya da babası geliyormuş ziyaretine. Ben o sıralar mapusta değildim. Sonra ne biri ne öbürü gelir olmuş. Günün birinde, o sıralar ben de içeri düşmüştüm, İbrahim'i çağırdılar, ziyaretçisi varmış. İbrahim karşısında Abdülhay'ı görünce titremiş. Kanım, birden donu verir gibi oldu dedi ama yüzüne bakamamış ağzını açıp bir şey diyememiş ne diyebilirdim ki dedi başı eğik gözleri yerde öylece durmuş bekledim ki o konuşsun dedi bir süre uzun bir süre ihtiyar da konuşamamış sonra çok yavaştan mırıldanır gibi ağzının içinde gevelediği sözcükler İbrahim'in kulağına ulaşmış. Sen İbo diye söze başlamış ihtiyar Abdülhay. Babanın onuru için benim oğlumu Memo'mu öldürdün. Senin karınla Memo'nun karısı çocuklar böylece dul ve yetim kalmışlardır. Ben Memo'nun karısına ve torunlarıma bakarım. Senin baban da senin karına ve torunlarına bakar. Ancak bil ki senin baban, senin karını, kadını bilip ondan bir çocuk yapmıştır. O an kesseler kanım akmazdı dedi İbrahim. O an başıma kaldırıp ihtiyar Abdülhay'ın gözlerinden içeri baktım. Ama kuru gırtlağımdan tek bir sözcük çıkmadı. İhtiyar Abdülhay, belli ki öcünü almak için gelmişti. Öç de her zaman silahla alınmaz ha. Mapustamındaki bir adama öyle şeyler anlatmıştı ki, Mapustamı cehenneme dönmüştü. Daha bitmedi demiş ihtiyar domuz Abdülhay, kendisini öldürecekmiş gibi bakan ama elinden hiçbir şey gelmeyen İbrahim'a, seninle aramızda artık komşuluk da kalmadı.'' Baban benim sınırımı tanıdı ve evinizi de tarlanızı da bana sattı. Bu bir oyun, iğrenç bir alma biçimi diye düşünmüş İbrahim. Oturduğu yerden kalkıp hücresine yürümüş. Hücreye geldiğinde ölü gibi bembeyazdı. Üç gün kimseyle konuşmadı, yemedi içmedi. Sorularımızı yanıtsız bıraktı. Üçüncü günün bitiminde bir bardak çay istedi. Sonra yavaş yavaş Abdülhay'ın söylediklerini anlattı bana. Peki gerçek miymiş dedim. Tüylerim ürpermiş, boğazım kurumuştu. Ben de o gün İbrahim bunları anlattığında aynı soruyu sordum hocam. Gerçek olamaz. Senden öc almak için gelip bunları anlattı. Seni zehirlemek için dedim. Ama İbrahim sanki babasını da karısını da tanıyormuş gibi ihtiyar Abdülhay'ın bu sözlerinden hiç kuşku duymamıştı. Anlatılanların tas tamam doğru olduğuna inanıyordu. Gene de ikinci kez sormaktan kendimi alamadım. Peki gerçekten doğru muymuş? Tahliye olan arkadaşlardan biri gidip gözleriyle gördü dedi Halit. Sonra dönüp anlattı. İbrahimlerin evinde İbrahimler yoktu. Ne karısı, ne çocukları, ne babası. O evde şimdi Memon'un karısı ve çocukları yaşıyordu. İbrahim bunları duyduğunda hiç yıkılmadı. Yıkılacağı kadar yıkılmıştı zaten. Ama babasının bu işi nasıl yapabildiğini bir türlü anlayamıyordu. Hangi işi dedim şaşkınlıkla. Evi satıp ve hem gelini hem karısı hem çocuğu hem de torunlarıyla köyden kaçmasını. E bunda anlaşılmayacak ne var dedim. Utanç diye bir şey var yeryüzünde. Bu dağ başında bile utanç diye. Kuşkusuz vardır hoca dedi Halit. Yalnız bu dağ başında değil, bu dağ başındaki inde yaşayan ayıda bile vardır utanç. Ama kentte ya da köyde, kimi insanoğlunda hiç mi hiç yoktur?'' Peki niye kaçmış olsun dedim. Bunu ben sana soracaktım dedi Halit. Ama madem sordun ben sana söyleyeyim. Ölüm korkusu. Oğlunun tahliyesi yakın mıydı dedim. Eğer af maf çıkmazsa daha on yıl içeride. Öyleyse lafa daldık sobayı unuttuk deyip eğreti oturduğu sandalyeden kalkıp sobanın kapağını açtı. Köşedeki tezeklerden iki parça alıp küllenmiş közün üstüne attı. Sonra demliğe uzandı. Talihine küser gibi, çay da kalmamış dedi. Kalmamışsa demle dedim. Yüzünü sanki benden saklıyordu. İki tutam çay attı demliğe. Çaydanlıktan sıcak su boşalttı ve demlenmeye bıraktı. Yüzünü bana doğru döndüğünde sordum. İbrahim'in babası seni tanıyor muydu?'' tanımaz mı? Oğluyla aynı damda yattığınızı biliyor muydu? Bilmez mi? Senin yakında tahliye olacağını da biliyordu demek. Bilmez mi ki? İkimiz de sustuk. O an bir köpek avlasın, bir kurt ulusun diye bekledim. Ya da ay doğsun, şu karanlığı biraz ışıtsın diye. Ama ne köpek avlıyor, ne kurt uluyor, ne ay doğuyor, ne de rüzgar esiyordu kalktım pencereyi açtım az önceki gibi hiçbir ışık dışarının soğuk havasını ciğerlerime çektim sanki burada değil dünyanın en uzak en yalnız bir yerindeydim ve bu gecenin soğuğunda bu yoğun karanlık içinde biri tanımadığım adını bilmediğim yolunu yitirmiş biri bana seslenip kendisine yol göstermemi istiyordu Hiçbir yolun olmadığı, hiçbir yolun seçilmediği bir yerde, bir zaman diliminde, bir gece yarısı bir yabancı. Pencereyi kapadım. Verecek hiçbir yanıtım yoktu. Halit elindeki çay bardağını uzatırken sordum. Peki, ne yapacaksın şimdi? Çay bardağını tutan eli titriyordu. Gülümsemeye çalıştı. Bu akşam benim sana soracağım soruları sen bana soruyorsun," dedi. "Ben ne diyebilirim ki?" dedim. "Ben bir yabancıyım burada. Bu soruyu bana soramazsın. Benden sana yol göstermemi bekleyemezsin." "Ben de zaten kimseye sormadım," dedi Halit. "Kimse de zaten bilmiyor." "Nasıl?" dedim. "İbrahim biliyor ya." Duraladı. Gözlerini şaşkın şaşkın gözlerime dikti. "Nasıl?" dedi sen de biliyorsun bildiğini dedim. Kekeleyerek ama biz onunla hiç konuşmadık dedi. Gene de sana bir şey söylemiş olmalı dedim. Bir an duraksadı. Sanırım ilk anda söylemek istemedi. Ola ki aralarındaki gizli ele vermek istemiyordu. Ama sonunda dayanamadı. Evet dedi, söyledi. Ben buradan çıktığımda Bizim ihtiyar ölmüş olur yazık dedi. Evet bu kadarını söyledi. Daha cümlesini bitirmeden köpekler uzun uzun havlamaya başladı. Kurtların kokusunu almış olmalılar dedi Halit. Köpekleri içeri alayım. Gene başını ağrıttım hocam kusura bakma. İyi geceler Halit dedim. Geceye açılan kapının önünde Ayaz odanın içini doldururken dönüp son bir soru daha sordu Halit. Bana başka bir şey söylemeyecek misin? Karısının koca İbrahim'dan çocuğu olduğu da doğru muymuş dedim. Halit evet anlamında başını salladı. Niçin bilmem ben de birkaç kez başımı salladım. Söyleyecek bir sözcük bulamadığım için mi? Yoksa gecenin ayazında donmuş kanımı biraz olsun ısıtmak için mi bilemiyorum Halit dedim bir daha seninle ava çıkmayacağım sen de bana bundan sonra hiç kimsenin öyküsünü anlatma Ferit Edgü